Merhaba, ben Mustafa Karaca. Bu videomuzda NX12'de yeni başlayanlar için küçük ve kısa bir video çekeceğiz. NX'i açtık ve yeni bir çalışma sayfası açabilmemiz için buradan New diyorum. Bir de konuşabilsek. New dedikten sonra karşımıza hatırlarsanız böyle bir arayüz geliyordu. Şuradaki arayüzlerin hepsinden detaylı bir şekilde ayrıca bahsedeceğiz ilerleyen aylarda diyeyim. Daha doğru olur. Sonra veya şimdi de bunları görmek isterseniz eğitim setimde olabilirsiniz. Daha önceki hazırlamış olduğumuz eğitim setimizi. Şimdi burada yeni bir çalışma sayfası açacağız ya. Burada diyor ki Enix bana ilk önce hangi işte daha doğrusu ilk önce parçana bir isim ver diyor. Yani çalışmana bu projene bir isim ver diyor. Buradan isim veriyoruz. Diyelim ki yeni diyelim mesela. Ve burada da Türkçe karakterler kullanmamaya dikkat edin. Ve boşlukta bırakmayın. Yeni alt tire çalışma. Ve bir alttaki folder kısmı ise yani folder diye yazıyor. Bu da senin bu yapmış olduğun çalışmanı bilgisayarın neresine, hangi klasörüne, hangi dosyasına kaydedeyim dediği kısım. Diyorum ki bu çalışmam benim masa üstümde olabilir. Ve onayladım. Artık bu çalışmamı ben kaydet dediğim zaman bu masa üstünde duracak. Şöyle yukarı çekelim şurayı biraz. Tamam, artık isim verdim parçama ve nereye kaydolacağını da belirledim. Daha alt opsiyonları da var. Bahsedeceğiz, merak etmeyin. Onayladıktan sonra artık NX'te çalışma arayüzüne geçiyorum. Yani iki boyut. İlk yapmamız gereken neydi? Sketch seçmek. Daha doğrusu bir düzlem seçmek. Yani düzlem sizin de anlayacağınız, hani yanlış anlamayın, sizin diyorum sürekli. Bu yeni başlayan arkadaşlar için. O yüzden onların da gözünü korkutmadan, programdan soğutmadan anlayacağı dilden bahsediyorum. Girdiğimiz zaman sketch kısmına girip ve okey verdiğim zaman bunun mantalitesine bundan bahsedeyim size ilk önce. Şimdi ben size desem ki bir çizim yapın. Bir çizim yapın diyorum size ama elinize de hiçbir şey vermiyorum. Ne kalem veriyorum ne kağıt veriyorum. Hocam ben bu çizimi nereye yapacağım? Nasıl yapacağım? Ne kağıt var ne kalem var. İşte bu da bu mantıkla gidiyor. Yani ben diyorum ki Enix'e sen Enix ilk önce sana kağıt veriyorum. Bakın skece girdim ve burayı onayladığım zaman kağıdımı aldım. Bakın şurası benim kağıdım. Sonra bu kağıda yazı yazmama, karalayıp çizmeme şans tanıyacak bir araca ihtiyacım var. Bu da kalem. İşte o kalem de şuradaki iki boyutlu komutlar oluyor. İşte rectangle yani kare, çizgi, radius, daire işte vesaire vesaire. Şimdi ben diyorum ki kağıdımı aldım elime. Kalemimi de alıyorum diğer elime. Artık tamam, çizime başlıyorum. Başlıyorum, diyorum ki şuradan çizime başla. Böyle düz bir çizgi çizdim. Sonra şu şekilde devam ediyorum. Hop. Ve çizimimi de iki bu şurayla birleştirdim. Sağ klik ve okey diyorum. Çizimim bitti. Güzel. Artık elimde dikdörtgen bir çizim var. Ne yaptık? Kalemi aldık elimize, kağıdı aldık ve çizdik. Şimdi bunu 3 boyutluya dönüştüreceğiz. Ama 3 boyutluya dönüştürmeden önce ölçüsünü değiştirmek istediğim birkaç yer var. Diyorum ki şurasının uzunluğu 100 mm olsun. Gloss. Şuradaki yüksekliğim ise bu da 50 mm olsun. Tamam. Güzel. Her şey yolunda. 2 boyutlu bir çizimim var. Artık bunu 3 boyutluya dönüştürmek istiyorum. 3 boyutluya dönüştürmek için ise şuradan Finish Sketch diyorum. Sketch'ten çıktım. Artık bu katılamaya uygun bir çizim oldu. Ve gelip şuradan Extrude de ben anlatmıştım. İngilizce isimlerini olabildiğince Türkçe şekilde telaffuz etmeye çalışacağım. Çünkü yeni başlayanlar için bu çok 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 önemli. Yoksa adam NX çok zor program deyip kendini atıyor kenara, yöneliyor başka programlara. Bunu kırmak için ismini, hani İngilizcesini yazıldığı gibi değil de böyle Türkçe'ye çevireceğim. Extrude komutun ismi. Girdim bu komuta. Bu komut diyor ki bana sen katı gövde yapacaksın, tamam, ama bana bir sketch göster. Yani bana iki boyutta çizmiş olduğun unsuru göster. Tamam, diyorum ki aha o unsur bu. Tamam. Sonra da diyor ki bu artık 3 boyutlu. Tamam. Arkasından, önünden, sağından, solundan, her tarafından bakabilirim. Ben de diyorum ki tamam evet bakabilirim ama bu benim katı gövdemin yüksekliği 50 mm olsun. Onu da buraya yazdım. Şu kısma. Ve okeylediğimde 50 mm boyunda artık bir katı gövdem var. Bu katı gövde de sizi
gözünüzü rahatsız eden şuradaki datum ve şuradaki iki boyutlu çizim görünüşleri eğer sizi rahatsız ediyorsa bunu engelleyebilirsiniz. Bir, şuradaki burada x, y, z koordinatları Enix'in dilinde şu datum koordinat sistemleri. Bu bizim parçamızı çizmeye, tasarıma programın orijinden mi başlayıp orijinden mi başlamadığımızı gösteren kısım. Diyorum ki bunu ben görmek istemiyorum ekranda. Şuradaki tikini kaldırabilirim. Veya buna gelip sağ tıklayıp hide diyebilirim. Yani hide gizlemek demek. Hide'ye tıkladığım zaman gizledim. Yine aynı şekilde şu iki boyutta çizmiş olduğum skecin altta bakın mavimsi bir görünümü var. Şöyle yaklaşırsam biraz daha. Görüyor musunuz? Şu altta mavimsi bir çizim var. Bu çizimden de rahatsız oluyorsam eğer yine aynı şekilde çizginin üstüne sağ klik yapıp buradan hide diyebilirim. Ayrıca bakın kısa yolda var. CTRL-B tuşuna bastığım zaman da iki boyuttaki mavimsi çizgiyle kaldırmış oluyorum. Bu kadar. Hazır buna gelmişken hızlı bir şekilde bir de parçamızın her tarafına radius atayalım. Bunun için şöyle bir kutucuğun içerisine aldım. Katı gövdemi. Ve sonra direkt radius komutuna giriyorum. Edge Blend girdim. Ve bu radyüsüm de her tarafında 5. 5 olmasa 3 olsun. Vazgeçtim 10 olsun. Ve okeyledim. Bakın her tarafında tek tuşla radyüs yapmış oldum. Güzel. Enix gördüğünüz gibi çok da korkulacak bir program değil. Bir şeyler çizip birkaç unsur meydana getirdiğiniz zaman çok 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 seveceğiniz bir program. Umarım faydalı olmuştur. Ben Mustafa Karaca. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.